Merhaba değerli takipçilerimiz, bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirim zilinizi açmayı unutmayınız. Son dakika gelişmesi ile sizlerleyiz. Bütün dünya kapımızda kuyrukta. Onun için sıraya girdiler. Erzincan'da çıkarılan, başta inşaat ve yapı sektörü olmak üzere topraksız tarım, gıda, kimya ve kozmetik sanayisi gibi birçok alanda kullanılan perlit madeninden elde edilen ürünler birçok ülkeye ihraç ediliyor. Mollaköy beldesinde 1969'da perlit madenini bulan iş insanı Düzgün Ürün. Bu madenin inşaat ve yapı sektörlerinde kullanılması için, 2002'de Erzincan Organize Sanayi Bölgesi'nde fabrika kurdu. Yüksek mukavemet ve ısı yalıtımı özelliğine sahip perlitten ilk olarak kiremit üretmeye başlayan ürün, daha sonra 2012'de Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'na müracaat ederek gerekli izin ve desteğin alınmasının ardından, aynı madenden inşaat sektöründe kullanılan termosuva ve termoşap üretti. Kamut Sanayi İşbirliği kapsamında çalışmalarını sürdüren ürün, deprem riskinin yüksek olduğu kentte, depreme karşı dayanıklı binaların üretimi için perlit madeninin betonda kullanımı için bazı üniversitelere bilimsel çalışma yaptırdı. Kuzeydoğu Anadolu Kalkınma Ajansı da perlit madeni açısından zengin olan bölgede üretim gerçekleştiren işletmelere yönelik sektörel destek programları kapsamında makinej ekipman ile finans desteği sağladı. Erzincan Perlit Maden İşletmesi ve Persan Şirketleri İşletme Müdürü Bahadır Gürpınar, perlit madeninin başta yapı malzemeleri sektöründe olmak üzere tarım, kimya, kozmetik gibi birçok alanda kullanıldığını anlatarak şöyle konuştu: "Fabrikamızda doğal perlit madeniyle kiremit ve inşaat aksesuarlarını üretiyoruz. Yine perlite dayalı yapı kimyasalları ile yalıtım sistemleri üretimimiz de var. Fabrikamızda genleştirilen perlit topraksız tarım alanlarında kullanılmasının yanı sıra, bu ürünü ham madde tedarikçisi olarak dış devletlere ve ülkemizin farklı noktalarına gönderiyoruz. Dünya rezervinin %75'inin Türkiye'de bulunduğu yerli ve milli doğal perlit madenimizin her geçen gün değeri artmaktadır." Gürpınar, perlit madeninin volkanik ve camsı yapıya sahip olduğunu belirterek, "Perlit madeni belli bir ısıyla, ani olarak buluştuğunda genleşebilen doğal cevherdir. Söz konusu maden genleştiğinde ise, ısı ve ses yalıtımı sağlamaktadır. Fabrikamızda ürettiğimiz perliti özellikle çetin geçen kış şartlarında mukavemeti yüksek ve ısı tasarrufu sağlayan önemli ürüne dönüştürmekteyiz," diye konuştu. Kıymetli takipçilerimiz, bir haberimizin daha sonuna geldik. Bir sonraki haberimizde görüşmek üzere.